Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yoluna gidiyordur. Bugün sizlerle beraber 17 tane farklı build seçtik. Dün yayında yaklaşık 100 küsür bir build'e baktık abi. Tek tek hepsini inceledik, taradık, aradık. Ve aralarından 17 tane kalın mı kalın, güzel mi güzel bir Lickstart build'i belirledik abi. Benim tavsiyem sizlere bu 17 build'den bir tanesini seçin abi. Kafanızı rahat başlayın yani. Hepsi birbirinden şıkır şıkır güzel bir build. Fakat bu build'lere geçmeden önce önden bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar çekiliş yapacağım. Geçen ligde yapmıştım. Bu ligde yapacağım. Fakat bu lig Steam'den Ultimate Edition paketini, yani normalde 14 dolar boş paketi. Fakat bu 26 dolarlık paketi biz sizlere çekiliş olarak vermek istiyoruz. Ve bu yüzden de yayına bekliyorum. Ayın 9'unda ligin başındaki yayında çekiliş yapacağım. Güzel bir haberden daha bahsetmek istiyorum. Last Spot tekrardan bana sponsor oldu. Onları buradan da tekrardan çok teşekkür ederim. Ve bunun sağlayan asıl sizlere çok teşekkürler. Ve bu çekilişi de Last Spot sayesinde yapıyoruz. Sağ olsunlar. Şimdi arkadaşlar vakit kaybetmeden direkt şeye geçeceğim, bu itlere geçeceğim. Fakat geçmeden önce önden bir ufak bir 3 tavsiyem var sizlere defans için. Last Spot'ta ben defansı ayarlamak istiyorum. Ne yapmam lazım? Ya bana güzel bir iki trik ver. Ben o defansımı ayarlayayım. Daha hiçbir şeyle uğraşmayayım diyorsanız bu kısım tam sizlere göre. Ama defansı ben zaten biliyorum falan diyorsanız bu kısmı geçebilirsiniz. Şimdi Last Spot'ta defansı yapmanız gereken 3 elzem şey var. Bu üç elzem şeyi yapın. Kafanız rahat, bir daha defansı düşünmenize gerek kalmaz. İlkini bunlardan. 3K can. Yani buradaki can seviyeniz 3000 olsun minimum. Minimum 3000 olsun. Hani 100-200-300 corruption'lara gidecekseniz minimum 3000 olsun. Fakat böyle benim mesela bu yitte ward kullanıyorum ben. Bu healing kend sayesinde bayağı bir ward oluyorum. Bu yüzden 2600. Eğer ward muhabbetiniz varsa 2600, 2000, 1100 falan da kullanabilirsiniz. O konuda sorun yok. Ward bir istisna. İkinci olarak yapmanız gereken olay şu. C'ye basınca göreceksiniz resistanslar. Resistansların hepsini capleyin abi. 75, 75, 75, 75. Yani bunların hepsini capleyin. Bunu yapmanın da en kolay yollarından biri idle'lardan yapabilirsiniz. Buradan böyle resistimi sizi şıkır şıkır idle'ları alabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Yani ben idle'ları risk kapatmak için kullanıyorum. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Eksik risklerinizi direkt mesela gidip bu idle'lardan tamamlayabilirsiniz. Üçüncü ve son olarak söylemem gereken şey ise şu. Critical Strike Avoidance. Bunu çoğu kişi böyle göz ardı ediyor ama bu çok önemli muhabbetlerden bir tanesi. Şurada yazar Critical Strike Avoidance. Bu ne olursa olsun %100 olsun. Yani %100 yapın bunu, rahat edin. Çünkü Last Spot'taki yaratıklar köpek gibi kritik vuruyor. Hele bazı yaratıklar var %100 krit falan atıyor. Bunlardan tamamen kurtulmanın yolu Critical Strike Avoidance'ı %100 keplemek. Keplediğiniz takdirde tamamen krite immün oluyorsunuz. Bir daha asla krit vesaire yemiyorsunuz. Peki bunu nasıl sağlayacağım? Herhangi itemlerden sağlayabilirsiniz. Fakat en güzel benim vereceğim tavsiye şu olur. Böyle bir body armor var. Eğer siz faction'lardan Circle of Fortune'da oynuyorsanız bunu zaten rahatlıkla profesilerden elde edebilirsiniz. Fakat Mercant Quest'te oynuyorsanız da bunu direkt satın almanızı öneririm. Özellikle leveling'i bitirdiniz, artık ekolara geçeceksiniz. Böyle bir body armor alın, işi çözün. Yani 3-5K'ya alırsınız bunu. Çok ucuza alırsınız yani. Ve bu şekilde de kritiği capliyorsunuz. Hatta sadece kritiği caplemiyor, burada life falan da veriyor. Biraz önce söylediğim gibi life de çok önemli. 3K üzeri olması lazım. Yani bunu başlangıçta kullanın. Benim tavsiyem o olur. Kriti direkt capleyin. Krit bir daha asla yemeyin. Bu şeyi yaparsanız defansınız tamamen sapasağlam olur. Daha da ileri corruption'larda daha üst seviye defansa ihtiyacınız olabilir tabii ki de. Şimdi vakit kaybetmeden bu itlerimize geçelim. Bu itlerde benim söyleyeceğim şöyle bir şey var. Böyle bir bu it listesi yaptık sizlere. Dün yayında yaptık. Dün yayında 100 küsürü bu ilde baktık. Hepsini tek tek inceledik, aradık, aradık. Sizler için bu 17 bu ilde bulduk abi. Bu 17 bu itte dikkat etmeniz gereken bir husus var. Onu söyleyeyim baştan. 1. Ben abi Sorcerer kasacağım. Veya ben Blade Dancer kasacağım, değil mi? Bu ilde kesinlikle yapacağım diyelim mesela. Karar verdim. Fakat bu build'in direkt max rolüne gidip veya herhangi bir şekilde bobuna gidip
Direkt o build'i dümdüz yapmaya kalkmayın hocam. Peki ne yapacağız, peki nasıl yapacağız hocam bunu derseniz de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela geldim, Avalanche Stormwatch Maelstrom yapacağım. Bu build'i yapacağım. Karar verdim. Şaman bu build. Öncelikle klasa bakıyorsun. Şaman. Geliyorsun burada. Maelstrom sitesinde leveling tier list var. Leveling tier list'ten şamanı buluyorsun. Nerede bu şaman? Burada. Hemen şamanı buldum. Tıklıyorum abi şamana. Ben size bunu videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Şamana tıkladım. Geldim buraya. Bunu 70 level'e kadar sakın kendi build'inize geçmeyin. Avalanche. Çünkü neden? Avalanche'ın veya Explosive Ground'ın veya Mana Lighting'in kendi özel spesifik itemları olabiliyor. Bu da eğer bununla leveling yapacaksanız sizi oldukça zorlayabilir. Bu yüzden de benim tavsiyem, buradaki şaman leveling'e girin. Eğer şaman yapacaksınız, hangi klaslaysanız o klas tıklayın. Marksman'sanız gidin Marksman'a tıklayın leveling'ine. 70 level'e kadar bununla gidin. Almanız gereken item, güçlendirmeniz gereken şeyler, her şeyi burada söylüyor. Şurada tek tek sıralıyorsun böyle. Üstüne efendime serili next step. Tek tek abi bakabiliyorsun. Üstüne geliyorsun buradan. İtemlerden nelere bakacaksın. Level 1, 11, 10, 25, 26, 40, 41, 58 gibi gibi gibi. Her türlü detayı burada veriyor. Bir diğer değineceğim husus da şu arkadaşlar. Benim tavsiyem, benim nacizane tavsiyem, ben de öyle yapacağım tabi. Sorcerer başlıyor. Sorcerer, 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 sorcerer ve buraya daha eklemediğim başka sorcerer'lar da var. 3-4 tane daha sorcerer var. Sorcerer neden böyle? Çünkü hayvan gibi bufflandı. Ve sorcerer şu an meta'nın en iyi build'i olacağını düşünüyorum. Ben çok fazla çeşitli build'leri var. O yüzden benim tavsiyem size sorcerer başlıyor. Şimdi geldik ilk build'e. İlk build'imiz Mana Lighting. Mana Lighting kafanızı rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Mana Lighting eskiden bu build Runemaster'dan yapılıyordu. Fakat Sorcerer bufflandığı için artık Sorcerer'dan yapılıyor. Mana'ya da ayrı bir buff geldi. Bu yüzden de bu build şıkır şıkır yapılabilecek build'lerden biri ve ilk olarak bunu koydum. Explosive Ground Volcanic Orb ikinci build'imiz. İkinci build, bu build'de kesinlikle yapabiliriz. Bu build biraz daha Ignite üzerine arkadaşlar. Karışık, karman çorman bir dünya skill atıyorsun. Sorcerer'dan yapabileceğiniz güzel build'lerden biri de bu. Üçüncü build, Avalanche Stormbolt Maelstrom build'i. Bu build şamandan yapılıyor. Bu build'i kesinlikle öneriyorum. Bu build'i önermemin ana sebebi geçen lig hiç oynanmıyordu. Çünkü çok kötü durumdaydı. Fakat bu lig absürt bir biçimde bufflamışlar bu build'i. Avalanche bu ligin en bozuk build'lerinden biri olabilir. %4800 falan damage effectiveness aldı. Bu build'de kalın build'lerden biri olacağını düşünüyorum. Kafanızın bir yerinde dursun abi bu build. Gayet kalın güzel bir build olduğunu düşünüyorum. Dördüncü build'imiz Shadow Dagger Blade Dancer build'i. Shadow Dagger build'ini de oynayabilirsiniz. Bu build genelde bile biraz daha hızlı build'lerden bir tanesi. Speed farm yapacaksanız böyle ben Echo'ya gireyim. İlk saniyede Echo'yu şıkır şıkır keseyim geçeyim. Hiç uğraşmayayım etliye sütliye karışmayayım diyorsanız bu build tam sizlere göre. Speed farm yapacaklara kesinlikle bu build'i öneririm. Bu build'i kenarda dursun ve Blade Dancer'dan yapılıyor. 5. build'imiz Spark build'i. Bu build de yine aynı şekilde Sorcerer'dan yapılıyor. Sorcerer'ın buff alması, mana olaylarının buff almasından dolayı Spark build'i de öne çıkan build'lerden bir tanesi oldu. Bu build de kesinlikle eğer bir Sorcerer yaptıysanız bir ara kesinlikle bir deneyin derim yani ben size. Bunu da Spark'ı da bir kenarda köşede aklınızda bulunsun. Eğer Sorcerer başladınız, ilk yaptığınız build'i beğenmediniz, ikinci bir build arıyorsunuz. Bunu kesinlikle bir deneyin derim. 6. build Frostbite Swarmblade Druid build'i. Bu build'de Kha'Zix'in Last Spock versiyonu. Gayet güzel. Çekirge ile beraber gidiyorsun. Gördüğü her şeye freeze atıyor. Yakınında duruyorsun yaratıkların ve freeze'liyor. Dümdüz vurup geçiyorsun. Bu build gayet şıkır şıkır ve gayet hızlı bir build. Yani eğer bununla beraber biraz önce Shadow'da girdi söylediğim gibi speed farm yapacaksınız. Bu build'i kesinlikle yapabilirsiniz. Blade Falconer build'i. Evet, Falconer biraz nerf yiyen karakterlerden bir tanesi. Fakat Falconer hala absürt güçlü. Özellikle Blade Falconer kısmı çok of. Zaten yukarıdan da görüyorsunuz bir anda 999 Blade biriktiriyor ve siliyor süpürüyor. Bu build'in iyi yanları gayet hızlı olması, gayet absürt hasarlara bir anda ulaşabilmesi
Fakat bu build'in en büyük sorunu mana sorunu. Bir de herhangi bir şekilde tanklığı biraz sıkıntılı. Hani çatır çutur tek yiyebilirsiniz bu build'de. Ama ben bir falconer yapacağım, ne yapayım derseniz bu build'i yapabilirsiniz. Geldik bir sonraki build'e. Bir sonraki build totem build'i. Summon Thorn totem. Bu totemi de klasik ya. Peto Exile'de de totemler bayağı bir revaçta. Bu oyunda da revaçta. Bu oyunda eğer bir totem yapmak istiyorsanız güzel bir totem olsun. Şıkır şıkır ben et diye süt diye karışmayayım. Totemleri atayım. Totemler onlar benim yerime halletsin bütün işi diyorsanız kesinlikle yapabilirsiniz. Bu build'in kötü yanları ise bir tık yavaş olması. Hani mobil değil karakter. Bir de herhangi bir şekilde defansı zayıf. Hani defansı kalın değil. Bilginiz olsun. Herhangi bir şekilde diğer karakterlerdeki gibi oynarsanız patır kütür direkt ölürsünüz. Biraz daha dodge falan yapmanız gerekiyor bu karakterde. Geldik sonraki build'e. Upheaval. Beastmaster'dan yapılıyor bu karakterde Upheaval. Bu tam bir melee. Eğer ben melee oynayacağım, ne oynayayım diyorsanız bu build'i kesinlikle yapabilirsiniz. Gayet tank. Böyle oynanışı gayet keyifli. Zaten melee oynamayı seviyorsanız oynayacağınız az build var. Onlardan biri de Upheaval. Hayvani DPS'lere ulaşıyor. Gayet güzel bir alan saldırıları da var. Ben gayet öneririm bunu. Fakat bilginiz olsun. Eğer bu build'i yapacaksınız unique gereksinimi var. Eğer o unique'ler olmadan biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bilginiz olsun. O unique'leri alıp ondan sonra da yapabilirsiniz bu build'i. Geldik bir sonraki build'e. Yine Beastmaster. Beastmaster'ı biliyorsunuz bu oyunda biraz hayvanat bahçesi gibi. Yılan, çekirge, kurt murt her şey var abi. Onlardan bir tanesi de fare abi. 10 tane fareyi yanınıza alıyorsunuz. Şıkır şıkır vura vura gidiyorsunuz abi. Yırta yırta gidiyorsunuz. Bu build de gayet güzel. Gayet şıkır şıkır. Fakat bu build'i oynayanların kötü yan olarak söylediği en önemli şey biraz minion AI'ye spastik olabiliyor. Hani yaratıklara dalıyorsunuz. Farelerden 5 tanesi arkada bekliyor. O tarz salakça durumlar olabiliyor, haberiniz olsun. Ama minion AI sıkıntı değil. Farelerle beraber şıkır şıkır ben yırtarım gezerim diyorsanız kesinlikle bu build'i oynayabilirsiniz. Ya yani minion ihtiyacınız varsa da minion olarak da bu build'i önerebilirim. Geldik bir sonraki build'e. Skeletal Roid Mage build'i arkadaşlar bu da. Bu gayet güzel cool build'lerden bir tanesi. Ben minion oynamak istiyorum. Ne oynayayım diyeceksiniz. Diğer minion build'leri bayağı bir leş atıyor durumda. Bayağı kötü durumda. Minion oynayacağım, ben de oynayacağım derseniz bu build'i oynayabilirsiniz. Bir tane yanınızda Skeletal Mage var. Hayvan gibi bu Skeletal Mage'i buff'lıyorsunuz. Hatta absürt bir şekilde crit atmasını sağlıyorsunuz. Ve vurduğu her şey crit oluyor. Çatır çutur ne var ne yok siliyor süpürüyor. Fakat bazen işte bunda da dediğim gibi minion'e sıkıntılı olabiliyor. Ben de denedim, çok nadir olsa da sıkıntılı olduğu durumlar vardı. Bu build'in de kötü yanı olarak onu söyleyebilirim. Ama gayet güzel DPS'inin olduğunu kesinlikle söyleyeyim. Geldik bir sonraki build olan Rune Master build'ine. Rune Master'dan yapılıyor Disintegrate build'i. İki tane lazer abi fışkırtıyorsunuz sürekli. Önünüze iki tane lazerle beraber önünüze geleni yakıp bitiyorsunuz. Bu build normalde leş atan build'lerden ilkiydi. Fakat bu build bu ligde çok hayvan gibi bufflandı. Kesinlikle mükemmel bufflandığı için bu build'i kesinlikle listeye eklemeye karar kıldık. Ya oynanış biraz sıkıntılı gibi gözüküyor ama onu bilin yani. Hani durduğunuz yerde spamlıyorsunuz. Fakat iki tane şöyle söyleyeyim, iki tane unique ihtiyacı var. Yani o iki tane unique olmadan bu build biraz sıkıntılı olabiliyor. O yüzden Rune Master leveling yapın, o iki tane unique aldıktan sonra bu build'e geçin. Geldik Mana Stacking Meteor build'ine. Sorcerer'dan yapılıyor bu yine. Sorcerer yine metanın en güçlü ağababası oldu yani. En büyük klası olacak yüksek ihtimal. Meteor build'i bu da. Ben de aklımda bu build var. Bu build'i düşünüyorum. Speed farm'ı da çok iyi. Bu build'in hani boss DPS'i de absürt seviyelere ulaşıyor. Kesinlikle bir aklınızın bir köşesine dursun bu Meteor build'i. Absürt seviyelere ulaşıyor gibi duruyor. Ve üstüne bufflandı. Yani Sorcerer bufflandı, Meteor falan. Kesinlikle bu build'i bir kenarda köşede dursun. Oynamanızı öneririm. Sorcerer başladıysanız, ilk build'iniz kötüyse falan, ikinci build ne yapayım derseniz de hemen bunu bir test edin derim ben size. Geldik Vladimir'in Last Spoke versiyonuna. Bildiğiniz Vladimir gibi havuz açıyorsunuz. Vladimir'in W'sünü spamlayan Leech yapmışlar. Abi Leech build'in Ghost Flame build'i bu. Leech'ten yapılıyor. Kesinlikle bunu da önerebilirim. Eğer bir Leech yapacağım ben hangi build'i yapayım derseniz Leech'ten oynanacak
bayağı bir az buit var. Geçenlik bayağı çok fazla vardı fakat hayvan gibi nerflendi. Bu yüzden az buit var. Onlardan bir tanesi Ghost Flame. Bunu da kesinlikle oynayabilirsiniz. Channeling skillleri biraz değişti. O yüzden absürt hallere, seviyelere gelebilir diye düşünüyorum bu buitle. Geldik Ball Lightning Hybrid Dot. Aklınızda böyle bir ben bir boss build yapmak istiyorum, ne build yapayım derseniz bu build'i yapmanızı öneririm. Ball Lightning Hybrid Dot diye geçiyor bu. Runemaster'dan yapılıyor. Bossları direkt siliyor, süpürüyor. Bütün bossları şıkır şıkır kesiyor. Aklınızda dursun, bu da Ball Lightning build'i absürt bir seviyelere ulaşabiliyor. Özellikle end game'i çok felaket oluyor. Geldik sonraki build'e, Runemaster dan yapılıyor. Mana Staking Glacier. Glacier skill'i var biliyorsunuz, buzdağı gibi bir şey yaratıyor. O buzdağı ile beraber yırtıyorsunuz ve gördüğü her şeye direkt freeze atıyor abi. Permo freeze atıyor. Bu build'e de bir göz atabilirsiniz. Bir inceleyin derim ben size. Benim öneri listemde koydum ben bunu. Gayet güzel duruyor. Freeze atması, özellikle sürekli freeze atması gayet şıkır şıkır. Geldik bir okçu build'e. Bazı insanlar vardır bu tarz oyunlarda. Elimde ok olsun, ne olursa olsun. Eğer öyle bir insansanız, aklınızda bir böyle bir marksman build yapmak varsa kesinlikle bu build en güzel buildlerden bir tanesi. Blast Rain build'in ismi. Felaket bir AOE'si var, felaket bir single target DPS'i var. Bunu da yapabilirsiniz fakat tanklığı leş atıyor. Hani zaten 1200 candan vesaire görüyorsunuzdur, anlıyorsunuzdur. Tanklığı sorunlu fakat DPS'i hayvani DPS, özellikle mapping yaparken de gayet şıkır şıkır. Geldik videonun sonuna. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. 9 Temmuz'da çekilişi de kaçırmayın derim. Teşekkürler. Beğenin, abone olun. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız da destek olabilirsiniz. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.